Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz rüzgar türbinleri için akış şarj kontrol cihazıdır. Gücü ise bunun 5 kW'ye kadar rüzgar türbinlerini kumanda eder. 48 volt 60-70 amperdir ama ben buraya etiketinde öyle yazdım daha önce hazırlamış olduğum etikette. Şurada bakın içinde gördüğünüz diyot ise 150 amperdir. Şöyle göstereyim. 150 amper yani 150 amper vermese de 100 ampere kadar rahatlıkla kumanda eder. 55,5 voltta şarja başlıyor. 58,5 voltta şarjı kesiyor ve fren yaptırıyor. Bu rüzgar türbünü için şu anda program. Eğer siz bunu su türbününde kullanacağım diyorsanız su türbünü için ayrıca bir rezistans gerekir. Şu rezistans olayı. Eğer su türbünde kullanmak isterseniz bu bir ayrı özellikle ayrı bir bağlantı yapılacak. Onu bildirmeniz gerekir. Kullanma kılavuzunda da ben bu şekilde bahsediyorum. Hepsini açıklıyorum. Bunlar da askı aparatlarıdır. Duvara panoya asmak için kullanabilirsiniz. Bu cihazı en önemli şeyi kullanmayı bilmenizdir. İlk önce cihazı aldığınızda bu normalde el freninde bu şekilde gelecek. Eğer bu şekilde olmasa bile frende yapın. Yani araba kullanır gibi. İlk önce artı ve eksiği enerjiyi doğru bağlayacaksınız. Ben buraları da notlarımı yapıştırdım. Şurada da 3 faz ışığımız yanar. Eğer alternatörden gelen 3 kablo, şöyle 3 kablo, bir tanesi kopuk, bir tanesi geçirmiyorsa, burada da faz 1, faz 2, faz 3 diye yazar. Burada ışığın biri yanmaz. O zaman bu ışık niye yanmıyor diye rahatlıkla araştırmasını yapabilirsiniz. Önce enerjiyi verdikten sonra artı eksiği. Ondan sonra 3 fazı bağlayacaksınız. 3 fazın yerleri önemli değil. Karışık bağlayabilirsiniz. Ama artı eksi çok önemli ve burada da yazılıdır. Bütün bağlantıları yaptıktan sonra el frenini indiriyoruz. Aynı araba sürer gibi. Benim voltajım 51,7. Şöyle göstereyim. Elektrikli bisiklet aküm 4 tane. Ondan deneyeceğim. Tabii orta halli biraz eskiye doğru gidiyor. Şimdi size bir normal alternatör, rüzgar türbünü veya su türbünü olarak görün. Şimdi döndüreceğim. Voltajı 58,5 volta gelince fren yaptığını göreceksiniz. Bakın ışıklarımız da yanmakta. 58,5 volta gelince fren yapacak. Ben biraz daha hızlandırayım. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Fren yaptı. Bakın ve bıraktı. Tabii bu niye bıraktı? Benim akülerim sağlıklı olmadığı için. Bakın. Gayet güzel çalışmakta. Şimdi bir de size şunu söyleyeyim. Örneğin akşam haberlerde veya televizyonda haberlerde duyuyorsunuz. İşte akşam fırtına bekleniyor veya yarın fırtına bekleniyor gibi. Öyle durumlarda akü cihazınızı, akünüzü, kanatlarınızı, türbününüzü korumak için bunu fren bölümüne alabilirsiniz. Bu da manuel sistemdir. Bakın yavaş yavaş yani korumaya aldı. Bunu indirdiğiniz zaman görevine başlar. Işıklarımız da yanmaya da başlar tabii ki. Evet. Cihazınız budur. Başarılar dilerim yapacağınız işlerde.